Arkadaşlar merhabalar. TYT 100 soruda tekrarda ikinci kısımdayız. Onar onar bu şekilde çözeceğim. Yeni nesil sorular olunca bazen görüntüsü kendisinden daha böyle büyük olabiliyor arkadaşlar. Daha kolay sorular ama görüntüleri böyle eyvah ne yapacağız dedirtiyor insanı. Sınavda da böyle sorular var ama açık söylemek gerekirse ÖSYM e yeni nesil soru kavramını bu ilk 10 soru temel kavramlarda falan evet güzelce soruyor ama problemleri gerçekten güzel soruyorlar. Ve orada Bizim eski nesil demeyeyim ama klasik yorumları çok iyi kullanacağınız şekilde soruyor ÖSYM. O yüzden bu rutin olmayan problemler, cart problemler, cut problemler şeklinde başlıklar oluyor kitaplarda. Ama onlarla genel itibariyle ÖSYM'nin çok alakası yok. Onu da söyleyeyim. Ben burada da problem sorularını o şekilde eklemeye çalıştım. Oraya da geleceğiz ama yeni nesil sorularda böyle görüntüleri, absürt sorular olacak tabii ki. Bunları da çözelim. Problem değil olur da hani sınavda çıkarsa 2 3 tane onları da yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz bir problem sorusu arkadaşlar. Periyodik problem sorusu. Bostancı'dan Dudullu'ya, Dudullu'dan da Bostancı'ya sürekli metro seferleri yapılıyor. Burada metronun Bostancı'dan başladıktan sonraki 329. durağını soruyor bize. Bakın. Size burada şu bilgiyi vereceğim. Biliyorsunuz bu testlerde zaman sıkıntım yok. Zaten 10 soru çözüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 10 soru çözdüğüm için bazen 20 dakika sürer. Bazen 10 dakika bazen 30 dakika. Ee, siz gerekirse hızlandırırsınız videoyu. Şöyle bir bilgiden bahsetmem lazım. Bugün pazartesi olsun. İkinci gün nedir dersek arkadaşlar salı günü. Bugünden sonraki ikinci gün nedir dersek çarşamba. Bu kavrama dikkat etmek lazım. Ya da işte bugün pazartesi. Bundan sonra e, pazartesiden sonra 5 gün ilerisi nedir dersem. O zaman salı, çarşamba, perşembe diye başlıyorum bak. Bugünden itibaren 5. gün nedir dersem saymaya pazartesi salıdan itibaren başlıyorum. O yüzden nokta nokta inci gün demekle bundan sonraki nokta nokta inci gün demek arasında fark vardır. Bir daha söylüyorum o yüzden bugün pazartesi ise ikinci gün salıdır. Bundan sonraki ikinci gün çarşambadır sayarken salıdan başlayacaksınız. Burada da arkadaşlar buna dikkat edelim. Şimdi Bostancı'dan itibaren arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç durak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bostancı'dan sonra kaç durak var? 8. Haliyle burada tek tek yazacaksınız önce. A, K, K, I, K, T, I, D diye yazdım ilk harflerini. Sonra geri döndüm. İ, T, K, I, K, K, A, B sonra yine A. Bakın şimdi şurası gördüğünüz gibi tekrar ediyor. Neden? Tekrar Ayşe kadından sonra aynı harflere geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki arkadaşlar 329 bölü 16 kaç olacak? Sadeleştirdiğimiz zaman şey böldüğümüz zaman 329 oldu. Böylece artık 9 Tane sayacağız. Nasıl? A'dan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O da imes olacak arkadaşlar. Hangi şık oluyor? D şıkkı. Tabi burada şey diyebilirsiniz. Hocam nereden biliyoruz imes olduğunu? İ ile başlayan başka kelime de var. İçeren köy de var. Şimdi Dudullu'dan sonra gelen gördüğünüz gibi Dudullu imes. O yüzden dedim imes diye. Yoksa içeren köy olması için içeren köyün önünde... Ya küçük bakkal köy var ya da kayıştığı var. Bu iki durağın arasında kalıyor. O yüzden tamam mı? Kafanız karışmasın. Bu şekilde arkadaşlar periyodik problemler sorularında nereden itibaren başladığınız önemli. Bu soruda Bostancı'dan sonra diye dediği için saymaya Ayşe Kadın'la başladık. Gelelim şimdi 12. soruya. Sıfırdan 6'ya kadar eşit aralıklarla ölçeklendirilmiş ve her aralığı 3 eşit bölmeye ayrılmış olan bir şırıngaya Birinci şekildeki gibi bir miktar ilaç alan Ayten ilacın az olduğunu düşünerek şırınga ikinci şekildeki görünüm alıncaya kadar ilaç almaya devam etmiştir. Buna göre Ayten şırıngayı birinci şekildeki görüntüden ikinci şekildeki görüntüye dönüştürmek için birinci şekilde şırıngada bulunan ilaç miktarının kaçta kaçı kadar ilacı şırıngaya eklemiştir. Her bir bölme gördüğünüz gibi 2 ile 3 arası 3 bölme. 1 ile 2 arası 3 bölme. 1, 2, 3. Sayarken de size şöyle söyleyeyim. Bakın iki tam sayısı var diyelim. Sonra 3'e geldiniz. Sayarken şöyle sayın. Bu 2'den başlamayın saymaya. Sonradan başlayın. 1 2 3. Böyle bittiği noktada da 3 bölmeye ayrıldığını görmüş olursunuz. Böyle hani pratik bir şey söyleyeyim size kafanız karışıyorsa. E, bu tam sayıdan sonrakinden başla, diğer tam sayı da bitir. Mesela şöyle bir şey olsa 2 diyelim burası da 4. 1 2, 3, 4, 5 bölme derdik tamam mı? Bu şekilde bunu da bilmiş olun çünkü bazen kafa karışabiliyor. Haliyle arkadaşlar şu an 3'ün ne kadar fazlası? 1 bölü 3 kadar fazlası çünkü her bir bölme 3 bölmeye ayrılmış. Sonra buna biraz eklemişiz. Nereye gelmiş? 4 artı 1, 2. 2 bölü 3'e gelmiş. O zaman buradan da x eşittir. 1 e, ee, artı 1 bölü 3 olacak arkadaşlar. Yani x eşittir 4 bölü 3 geldi. Eklediğimiz 4 bölü 3. Neyi sormuş soru bize? İlaç miktarının kaçta kaçı kadar? Başlangıçta 3 artı 1 bölü 3 yani 10 bölü 3 vardı. Bunun 4 bölü 3 kadar eklemiş olduk. 4 bölü 3 10 bölü 3'ün ne kadar arkadaşlar sadeleştirirsek 2 bölü 5'i. Dolayısıyla burada da cevabı bulduk bakın. Gelelim buraya. Basit bir yorum yapacağız bu soruda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları yukarıda görülen dairelerin her birinin içine birer sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Bütün satırdaki sayıların toplamları birbirine eşittir. Ben burada şunu düşünürüm arkadaşlar. Madem bunların hepsinin toplamları birbirine eşit. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı nedir? 6 çarpı 7 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2'den 21. O zaman buranın toplamı da 7. Buranın toplamı da 7. Buranın toplamı da 7. Böylece hangi sayıları toplarsam birbirine eşit olur demek zorunda kalmazsınız. İşte bu soru çok zor olmamasına rağmen bana göre daha ÖSYM tarzı. Çünkü ÖSYM tarzı sorular arkadaşlar abidük gubidük böyle acayip sorular değildir. Ufak da olsa içinde bir yorum barındırır. O yüzden bazı öğrenciler daha hızlı çözerken bazıları daha yavaş çözer. Dolayısıyla burada artık ne söyleyeceğiz? 7 olması için her bir satırdaki sayıların toplamının tek olduğunu gördüm. İlk öncülü hemen cevaplayabildim. Her bir satırdaki sayıların çarpımı çifttir. Evet iki sayının toplamı tek, tekse birisi çift birisi tektir. Çiftle tekin çarpımı da çifttir. Hatta ben size söyleyeyim bakın 1, 6, 2, 5, 3, 4 deriz bunların ayrı ayrı toplamlarına. Uçları bakın birleştirdiğinizde bu şekilde toplamların aynı olduğunu görürüz. Her satırdan birer sayı alınıp çarpılırsa sonuç kesinlikle çift olmaz arkadaşlar. Çünkü ben bu satırdan 1 alsam, bu satırdan da 5 alsam, bu satırdan da 3 alsam gördüğünüz gibi çarpımları tek oldu. Demek ki bu her zaman doğru değil. Cevabımız bu yüzden 1-2 geldi bu soruda. 14. soruda normal önce faktöriyeli vermiş. a faktöriyel a çarpı a eksi 1.1'e kadar yani bildiğimiz faktöriyel. Üçgen içinde x arkadaşlar 1'den 2x artı 1'e kadar olan tek sayılar. Şimdi büyükten başlayınca şaşırmayın. Bakın 1, 3, 5 nokta 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 2x artı 1 olacak. Yine ters üçgende de 2'den böyle 2, 4, 6, 8 nokta 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 2y'ye kadar olan çift sayılar. Çünkü bunların hepsi bakın birer çift sayı gördüğünüz gibi. Bunlar da tek artı çiften hep tek. Haliyle bize bir soru sormuş. 3m-13 faktöriyel bölü bir düz üçgen içinde m artı 1 bir de ters üçgen içinde m artı 2 olduğuna göre m kaçtır diyor. Burada mantıklı olan içler dışlar çarpımı yapmak. 3m eksi 13 faktöriyel eşittir diyeceğiz. Bu ve bu. Şimdi m artı 2 arkadaşlar ters üçgende durumumuz neydi? Bakın çift sayılar yani içindekinin iki katını alacağız oraya kadar gideceğiz. 2, 4, 6 nokta nokta kaça kadar? 2m artı 4'e kadar. Sonra düz üçgende de m artı 1. Haliyle orada da nereye kadar gideceğiz? 2x artı 1. Yani 2 katını alıp bir ekleyeceğiz. 2 katına aldığımız zaman 2m artı 2. Bir de arkadaşlar böyle 1 eklediğimizde 2m artı 3. Bu da 1'den 1, 3, 5 nokta nokta 2m artı 3'e kadar gider. Şimdi gördüğünüz gibi 1, 3, 5, 2, m artı 3. 2, 4, 6, 2, m artı 4. Zaten arkadaşlar bu 1, 2, 3, 4, 5 nokta nokta 2, m artı 4'e kadar olan sayıların çarpımı. birden 2, m artı 4'e kadar olan sayıların çarpımı da 2, m artı 4 faktöriyel. Dolayısıyla 3, m eksi 13 faktöriyel eşit. Buradan da 2, m artı 4. 3, m eksi 13'den m 17 geldi arkadaşlar. Hasan öğretmen matematik dersinde tahtaya şöyle bir yazı yazmıştır. Asal bölenlerinin toplamı asal olan pozitif tam sayılara toplamsal sayı, toplamasal sayı denir. Örneğin 44 sayısı bir toplamasal sayıdır diye söyledim. Bir oraya evet öyle yazmış tamam. Çünkü asal bölenleri 2 ve 11'dir. Bu sayıların toplamı olan 13 asal sayıdır. A ve B toplamasal sayılarının asal çarpanların ayrılmış hali aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yine bir toplamasal sayıdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sadece asal bölenlerine odaklanacağız. Ekoklarını aldığımız zaman burada normalde şıklardan bakınca hemen D'nin olduğu kesin ama biz bir şu üstü sayılarda nasıl okek okay alınır, obep alınır bir hatırlayalım. Şimdi okek okay alırken arkadaşlar aynı tabanların üstü büyük olanını alırız. 2 üzeri 5. Sonra farklı olanları komple alırız. Ee, 3 burada yok. O zaman direkt alacağız. Tabanları aynı olan 5'lerden üstü aynı olduğu için direkt 5 alacağız. Yine 11'i de alacağız. Böylece bunların arkadaşlar o kekleri bu geldi. Toplamasal sayı olması için de 2, 3, 5, 11. Topladığımızda 11, 5 daha 6. 5 daha 21 oldu. 21 bir, bir asal sayı olmadığı için bu olmadı. Gelelim OBEB'e. OBEB'de ne diyorduk? Aynı tabanların küçük üstlüsünü al. 2 üzeri 3 Sonra eşit olmayanları alma. 3 bakın yok o zaman ortak olmadığı için almayacağız. 5'e baktığımız zaman ortak ve üstü aynı zaten al. 11 ortak ve üstü aynı al. Haliyle buradan 2, 5 ve 11 oldu. Topladığımız zaman 16, 2 daha 18. Yine bir asal sayı değil bu da olmadı. A-B, A-B ve A çarpı B'den artık hepsini incelemeye gerek yok. D şıkkına bakalım artık. Şimdi A artı B yaptığımız zaman... Tabii büyük bir sayı olduğu için ortak parantezi alalım. Hangi ortak parantezi? 2 üzeri 3 ikisinde de ortak. 2 üzeri 5 çünkü 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2'ye eşittir. Sonra 5'ler ortak, 11'ler ortak. Birincisinde arkadaşlar 9'u alacağız. İkincisinde de 2 üzeri 3 kopardığımız için 2 üzeri 2'yi alacağız. O da 4 yapar. Böylece 2, 5, 11 ve buradan da 13 asal sayısı geldi. Toplarsak 13, 11 daha 24, 7 daha 31. Bu da bir asal sayı olduğu için evet bu bir toplam asal sayısı oldu arkadaşlar. Gelelim 16. soruya. Bir tanımlama yapılmış yine. Üçgenin içindeki bu A sayısının pozitif tam sayı bölen sayısı denmiş. Nasıldı pozitif tam bölen sayısı hatırlayalım. 1, 3 üzeri 4, 5 üzeri 2 gibi bir sayı asal çarpanlarına böyle ayrıldığında üstleri 1 arttırıyorduk. 5, 5. Sonra üstü 1 arttırıyorum yine 3. Böylece 5 çarpı 3'ten 11 diyor. 15 diyordum. Bunun gibi arkadaşlar eğer bu sayının tabanı daha fazla olursa yani bu şekilde. Bunlar hepsi asal sayı olmak şartıyla yine fark etmez. Bu şekilde üstleri 1 arttırır çarparsınız. Buna göre bakalım şimdi. X artı 1 faktöriyelin x faktöriyele bölümü değil bakın. Pozitif tam sayı bölen sayısının bölümü. Bunlar 2 ise bölümleri x artı 1 asal sayıdır denmiş. İnceleyelim. Şimdi x artı 1 faktöriyel x artı 1 çarpı x faktöriyeldir. Bunun pozitif tam bölenlerini bulmak için şöyle bir yorum yapayım. Bunu bilmiyorum. Ee, K olsun arkadaşlar. Buna da a üzeri t diyelim. Sadece bir tane asal sayıdan oluşuyormuş gibi. Abartmaya gerek yok çünkü yorum yapacağız. Harf üzerinden gidiyoruz. Tek tek size sayı vermek istemiyorum şu an bir yorum göstermek için. A üzeri T çarpı K. Şimdi arkadaşlar diğerine geldiğimiz zaman X faktöriyelin o zaman asal çarpanlarına ayırdığımızda sadece A üzeri T olduğunu göreceğiz. Şundan dolayı ve bunun pozitif tam bölen sayısı T artı bir tane. Bunun pozitif tam bölen sayısı T artı bir çarpı soru işareti. Kanun çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bunları böldüğümde cevap 2 gelmiş. O zaman arkadaşlar burada ne anlarım ben? K1 asal sayı ki hatta üstü de 1 ki gördüğünüz gibi 1 bir artı 1'den 2 olsun. X artı 1 çarpı X artı X faktöriyelin pozitif tam bölen sayısı zaten şuradan dolayı T artı 1. Diğer taraftan da 2 çarpımına eşit olsun. Bunlar birbirini götürdüğünde 2 kalsın. Evet x artı 1 bir, bir asal sayı oldu arkadaşlar. Örnek x artı 1 7 olsun. Gerçekten bakın 7 çarpı m ye faktöriyel bölü m faktöriyelde 7'nin üstü 1 olduğu için oradan bir 2 çarpanı gelecek. m ye faktöriyelden de t tane gelse buradan da t tane gelse bölümü 2 olur. Bu şekilde birinci öncülü hallettik. Birinci öncül doğruysa ikinci, ön, üçüncü öncül yanlış çünkü zaten biz eşit olduğunu görebildik. Bu büyüktür olmaz. Demek ki bazı durumlarda arkadaşlar bu 2 olduğunda x artı 1 asal sayı oluyormuş. Buysa ise x artı 1 faktöriyel büyüktür. 2 çarpı x faktöriyel diyor. Her iki tarafı zaten x faktöriyel'e böldüğümde o zaman büyüktür 2 gelmesi lazım. Birinci öncülde çelişti bu gitti. Gelelim ikinci öncüle şimdi. Kesinlikle doğru dediği için aslında şıklara bakarsanız testte gerçekte sınavda çıksa bu karşınıza birinci öncülü yapan direkt bakın cevabın yalnız 1 olduğunu görür. Çünkü üçüncünün de yanlış olduğunu gördük. Bir iki şıklarda yok ama... Biz burada şimdi sayı verelim deneyelim olmadığını bir örnekte görürsek zaten kesinlikle doğru olmadığını söyleriz. X 3 olsun arkadaşlar 4 faktöriyel diyelim çok büyütmeyelim sayıyı. 4 faktöriyel artı e, virgül koyuyorum 3 faktöriyel. Eşit midir bakalım 3 faktöriyelin e, bu sonucunun karesine. Şimdi e, 4 faktöriyelin pozitif tam bölenleri arkadaşlar 24 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 3'tür. Buradan da ne gelir 4 çarpı 2'den 8. Sonra 3 faktöriyelin pozitif tam sayı bölenleri 6 olduğu için 1, 2, 3, 6'dır yani 4. Şimdi 8 artı 4'ten 12 oldu. Ama biz 3 faktöriyelin arkadaşlar bölüm pozitif bölen sayısını ne demiştik? 4. Karesini aldığımızda 16 geldi. Gördüğünüz gibi bu ikinci öncülün olmadığını anladık. Biraz tehlikeli bir soru aslında ikinci öncülü de koysa ama sayı vererek çok da büyük sayı vermeden gördüğünüz gibi mevzuyu halletmiş olduk. Şimdi bir dizi sorusu. Ardışık sayılar birden başlanarak yukarıda görüldüğü gibi bölmelere sırayla yerleştiriliyor. Çemberlerin alt kısmına sütun numaraları yazılmıştır demiş. 1, 2, 3, 4. sütun diye gidiyor. Buna göre 268 sayısı kaçıncı sütun, sütunda yer alacaktır? Aslında çok kolay bir soru. Bakın 9'ar 9'ar bunlar gördüğünüz gibi yer alıyor. 9, 18, 27 diye gidecek. O zaman Burası 270 olsaydı 270'i 9'a böldüğümüz zaman 30 çift sütun olacaktı. Her çift sütunda 9 tane var. 30 çift sütunda kaç sütun yapar arkadaşlar? 60 sütun yapar. Ama bu 268 problem değil. Yine bu arkadaşlar 60. sütunda yer alır. Neden? 270, 269, 268'de bakın bu son sütunun ortasında yer alacak arkadaşlar. Haliyle gördüğünüz gibi 60. 60. sütun olmuş olacak. Hem ü hem u olunca okuması da zor oluyor yani onu fark ettim. Eser 3 basamaklı abc sayısından 2 basamaklı olan ac sayısını çıkardığında x, bc sayısını çıkardığında y, ab sayısını çıkardığında z sonucunu elde ediyor. Bakın aslında bu sorular fena sorular değil arkadaşlar. Kolay ama Burada mevzuna biliyor musunuz? Soru kısa bir soru değil. Biraz okuma becerimizin de artması gerekiyor. Yani bu soruyu zaten şimdi çözerken siz bakmış olmanız lazım. Gayet kolay bir şekilde çözmüşsünüzdür. Ancak önemli olan onu süre içinde de çözmek. Bunlar AYT sorusu değil sonuç itibariyle. O yüzden pratikliğinizin artması lazım. Ben yine aralarda yorumlardan bahsediyorum ama hıza benim kazandırabileceğim bir şey yok. Orada biraz sizin soru çözerek üzerine kesinlikle eklemeniz lazım. Şimdi e, burada ABC sayısından AC sayısını çıkarıyoruz, İşte BC'yi ve AB'yi çıkarıyoruz. En büyük x oluyormuş. O zaman buradan çıkaracağımız sonuç ne? Büyük bir sonucu elde etmen için az çıkarman gerekiyor. Haliyle AC küçüktür, AB küçüktür, BC diyeceğiz arkadaşlar. Örnek. 300 sayısından 30 çıkarırsanız 270 elde edersiniz ama 300 sayısından 40 çıkarırsanız 260 elde edersiniz. Bakın büyük sonuç elde etmek için küçük çıkarmanız gerekiyor. Bunları şimdi böyle biraz yavaş yavaş düşünüyor olabilirsiniz. Ama düşündükçe zaten bir ne yapmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. İki bazı şeylerde daha pratik olabileceğinizi görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu gördük. Bundan sonra ne söyleyeceğim? Artık Basamaklarda a, olduğu için c'nin kesinlikle b'den küçük olduğunu anladım. Çünkü a, c, a, b'den küçükmüş. Aynı yorumla bakın. Ee, burada da a, ve BC birler basamağı zaten aynı geç. Ee, a küçüktür b olacak. Bunu da böyle anladık. Ama a ve c arasında bir bağlantı kuramayız arkadaşlar. Çünkü a, b ile BC'ye baktığımız zaman basamaklardaki sayılar birbirinden farklı. Yani o yüzden de yorum yapma şansımız yok. Bundan dolayı sadece şu an bunlara hakimim. Bu arada neden A C'den küçük olabilir veya büyük olabilir bilemeyiz. Çünkü A mesela arkadaşlar evet biliyoruz B'den küçük. Şimdi B'den küçük olduğu için şöyle düşünün. 18 burası da 80. Şimdi 3 olsa nasıl karşılaştıracaksın? Bir evet 3'ten küçük ama totalde 83 18'den büyük. E, bu A 58 olsa C de arkadaşlar 1 olsa bakın gördüğünüz gibi 58 81'den küçük her türlü bakın 2 tane de yorum yapabiliyorum. Demek ki A ve C ile ilgili bir şey bilmiyorum. Bu yüzden B C'den büyük olduğu için kesinlikle birincisi doğrudur. Çünkü yüzler basamağı büyük olunca diğerlerinin büyük olmasına da gerek yok. İkinci öncüle geldiğimiz zaman C'ler aynı. A'nın B'nin de A'dan büyük olduğunu bildiğim için bu da doğrudur. Ama bakın B'ler aynı olduğu için C ve A'ları da bilemediğim için 3 soru işareti. Bu yüzden cevap 1-2 olacak arkadaşlar. Gelelim şimdi buraya. İçinde bir D doğal sayısının yazılı olduğu N kenarlı bir çokgenin değeri D artı 2 bölü N kesirinden büyük olan en küçük tam sayı eşittir. Örnek 8 bölü 3 neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e neden? Çünkü 8 bölü 3 üzerine 2 ekleyeceğiz. 10 bölü 3 olacak. D artı 2 diyor. Bu da 3 küsür bir sayı. Bundan büyük tam sayı 4'tür. Ben kendim de bir örnek vereyim. Mesela böyle dikdörtgen içinde 5 verdi. O zaman ne olacak? 7 bölü 4 diyeceğiz. Bu 1 küsür bir sayı. O zaman 2'ye eşit diyeceğiz. Bunun gibi haliyle 60 düzgün altıgen. 62 bölü 6. 10 küsür sayı arkadaşlar. Bu o zaman 11'e eşit. Sonra 11 dörtgen içinde 2 arttırdım 3. 13 bölü 4'ten bu 3 küsür bir sayı o zaman 4'e eşit arkadaşlar. Şimdi burayı hallettik. Gelelim 28'e. 2 ekledim 30. 30 bölü 4'ten 7,5 bu da 8'e denk gelecek. Çünkü bir fazlası olsun diyor. Ee, daha doğrusu pardon buna en yakın tam sayı olsun diyor. 8 oldu. Şimdi 8, 3 bu da arkadaşlar 4 gördüğünüz gibi. 4, 4 bu da 8 oldu. Sınavda... Bunlardan bir veya iki tane böyle soruyor. Maksat hemen orada hızlı bağlantı kuruyor musun, kuramıyor musun? Onu görmek. Şimdi gelelim soru testin bence son sorusu. Yani özellikle bunu sona koymadım. Hani farkında bile değilim ama gerçekten bu soru iyi bir soru. Bunu hatta ben bir soru yoruma da koyayım vaktim olunca. Çünkü arkadaşlar şıklardan gitseniz bile çok düzgünce yorum yapmazsanız bu iş sakat. Bakalım bir düşünün e, burayla ilgili atmasyon olmamak şartıyla. Çok güzel yorumunuz varsa yorumlarda da lütfen belirtin. Burada önce şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Diyelim Ayşe'nin e, 20 tane topu var. E, Fatma'nın da 26 tane topu var arkadaşlar. Birisi diğerine 3 tane vermeli ki yani bunun e, elinde 6 tane fazla var. 6 tanenin yarısını vermeli ki eşitlensinler. Biraz bu temel yorumu kullanacağız bu soruda. Başka bir şekilde söyleyeyim bakın. Birisinde 10 tane olsun birisinde 18 tane olsun. O zaman burada gördüğünüz gibi 4 tane verecek. Bunun 4 artacak. Bunun da 4 azalacak ki birbirine eşit olacak. Hakikaten fazla olanın yarısı kadar. Bu yüzden n tane terim olsun. Şimdi bunlar aynı adette yazılıyor denmiş. Bakın burada n tane terim olsun. Birden 2 n eksi 1'e kadar olan tek sayıların toplamı neydi arkadaşlar? Ne kare? 1, 3, 5, 7 nokta nokta. Ne tane terim olsun 2N-1 oluyordu son terim toplamı da ne kare oluyordu. Bunu unutan arkadaşlarımız normal ne ile yapacak? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. 2N-1 ile 1'i toplayacaksın. 2'ye bölüp terim sayısı olan N ile çarpacaksın yine ne kare gelecek. 2'den 2N'ye kadar olan yani N kare Sayı kullandığım zaman son sayı burada 2n olur. Burada 2n-1 demiştik. 2'den 2n'ye iki kadar olan çift sayıların toplamı da n çarpı n artı 1. Yani n kare artı n oldu. Üstteki arkadaşlar alttakinden n eksik geldi. Hocam ben bunu şöyle de yaparım derseniz olur. Zaten hocam bakın burası 1 artıyor, 1 artıyor, 1 artıyor. O zaman n terim için n artar. Bunu söyleyebilirsiniz. İkincisi birincisinden neye fazla demenin ben hani bir yorum göstermek için ilkini söyledim ama çok basit bir şekilde bence böyle de görülmeli. Dolayısıyla burada neye dikkat edeceğiz? İkincisinden arkadaşlar n bölü 2 sayı eksilmeli ki diğeri de n bölü 2 artsın. Böylece gerçekten n kare bölü n bölü 2 eşit olsun yine n kare artı n bölü 2'ye. O zaman n çift bir sayı olması lazım. Bu bir. Bir bakacaksınız N çift sayı olduğuna göre burada şimdi toplam kaç tane sayı yazılmıştır diyor ya. N tane burada N tane burada 2 tane 2 N tane var. Yani bunun yarısı 12 N. Bunun yarısı 13. Bunun yarısı 16. Bunun yarısı 17 ve bunun yarısı 18. Hemen atlamayın. Bunların hepsi çift olacağım o zaman hiçbirini eleyemeyiz demeyin. Zaten üstte N tane 6 N tane 2 N tane var. Ben önce N'yi buldum. Kafadan bak B şıkkı gitti. D şıkkı gitti. Bunları eledik. Şimdi gelelim A mı C mi E mi? Arkadaşlar bakın burada kritik mevzumuz şudur. Biz yer değiştiriyoruz ya alttaki sayılar hep çift. Üstteki sayılarda tek. Biz çift sayıdan tek sayıyı çıkaracağız yer değiştirdiğimiz zaman. Çift sayıdan da tek sayı çıkarsa o zaman fark tek olur. Bu yüzden n bölü 2 tek bir sayıya eşit olmalı. Haliyle 12'nin yarısı 6 patladı. 16'nın yarısı 8 gitti. 18'in yarısı 9. Gördüğünüz gibi farklarının tek olması için yer değiştiriyorlar ya. Bu yüzden de gördüğünüz gibi çift olması yetmez. Yarısının da tek sayı olduğunu görmek gerekiyordu. Bu hakikaten eleyici bir soru olurdu arkadaşlar dediğim gibi orijinal güzel bir yorumunuz varsa altta da lütfen paylaşın. Bu şekilde ikinci 10 soruyu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer artık kalan sorularda görüşmek üzere iyi çalışmalar.